Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 9. ünite Environment için 3. ders konu pekiştirici aktiviteleriyle yine birlikteyiz. Bu ünite için daha önce yayınladığım konu anlatımı ve kelime çalışmalarını, videolarını umarım izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz sağ üst köşede sırayla linklerini vereceğim. Ayrıca videonun sonunda da link olacak. Mutlaka üçlü paketteki 3 videonun da tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma destek olmak isteyen herkese şimdiden çok teşekkürler. Evet, şimdi bu kelimeleri eşleştirerek başlayalım. Kalem kağıtlar her zamanki gibi hazır olsun. Önce etkinlikleri siz yapın, daha sonra videoyu çalıştırarak çözümlerini birlikte görelim. Evet, global warming, küresel ısınma, melting ice, buzların erimesi, endangered animals, tehlike altındaki hayvanlar, yani soyu tükenme tehlikesi bu. Recycle, paper, kağıdın geri dönüşümü ve climate changes, iklim değişiklikleri. Evet, sırada ikinci grup var. Clean the beach, plajı temizlemek. Plant trees, ağaç ekmek. Collect rubbish for recycling, çöpleri toplamak, geri dönüşüm için çöp toplamak. Make your own meals, kendi yemeklerini kendinin yapması ve save the environment, çevreyi korumak. Evet, şimdi burada doğru kelimeyi seçmenizi istiyorum. We should ne yapmalıyız? Çöplerimizi recycle, geri dönüşüm yapmalıyız. Reuse, yeniden kullanmak demek. Artık çöp olduğuna göre yeniden kullanamayız. We should use solar energy, güneş enerjisi demek. Polar, kutup demek. Mesela polar bear, kutup ayısı gibi. Temperatures, sıcaklıklar increasing, artıyor. Decrease, azalmak demek. Increase, artmak demek. Küresel ısınma sıcaklıkları arttırır. We must plant trees. Ağaç ekmeliyiz. Kat kesmek. We mustn't cut rainforests, destroy rainforests. Aslında burada her ikisi de doğru olabilir. Destroy, yok etmek. Yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz ve yağmur ormanlarını kesmemeliyiz. Ben bunların ikisini de doğru kabul etmek istiyorum. Evet, şimdi bu kelimeleri görsellerle eşleştirin bakalım. Sınavda belki bu tarz bir soru çıkar. Evet, birincisinden başlayalım. Evet, tarım ilacı kullanıyor. Görüyorsunuz, ağız burun bağlanmış, tehlikeli. Evet, birincisi tarım ilacı pestisit. Bu hava kirliliği. Air pollution. Üçüncüsü ağaçların yok edilmesi, deforestation. Ağaç ekiyorlar bakın. Plant a tree. Küresel ısınma. Global warming. Şimdi bakalım. Şurada güneş enerjisini görüyorum. Mesela onu alalım. Güneş enerjisi. Recycle hemen yanında, geri dönüşüm. Nükleer atıklar. Number 7. Evet. Fosil yakıtlar. Ki fosilden oluşan mesela petrol gibi ve greenhouse, sera. Evet, bu kelimeleri de öğrendikten sonra devam ediyoruz. Şimdi buradaki phrase'leri, cümleleri buradaki boşluklara yerleştirin bakalım, diyaloglar tamamlansın. Bu tip çalışmaları yapmak için boşluğun öncesi varsa veya sonrasına bakmamız gerekiyor. There is a clean up campaign at the beach tomorrow. Look at this. Şuna bak diyor. Bir kampanya var. Bunun hemen hemen aynısını kelime etkinliği, kelime çalışmaları videosunda birlikte yapmıştık. Why don't we take part? Biz neden katılmıyoruz? Tamam diyor. Kulağa harika geliyor diyor. Saat kaçta? 8'den 3'e kadar. O hayır diyor. Başka bir işi var. Korkarım.
O anda meşgulüm diyor. Bakın burada bir refuse, red cümlesi geldi. I'm afraid I'll be busy. Korkarım ki meşgul olacağım. Peki diyor, ben kendi kendime, ben yalnız giderim. Myself kendi kendine demek, tek başına demek. If I finish early, eğer erken bitirirsem sana katılacağım. Join, katılmak. Evet, şimdi bir çalışma yapacağız. Bu çok önemli. Yazılılarda bu tarz soruları hocalarınız sorabiliyor. Şöyle ki emir cümlesi veriliyor. Daha sonra da must veya mustn't'la ya da should ve shouldn't'la bu cümleyi yeniden yazmanız isteniyor. Şimdi emir cümlesi olumsuzsa mustn't'la kuruyoruz cümlemizi. Emir cümlesi olumlu cümle ise must'la kuruyoruz ve kalan kısmını aynen yazıyoruz. Emir cümlesi olumsuzsa tabii ki don't'u kaldırıp atmamız gerekiyor. Buradan itibaren kalan kısmını aynen yazıyoruz. Şimdi bunları siz must ve mustn't ile kendiniz yazın bakalım. Emir cümlesi olumsuz, you mustn't. Değil mi? Yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz. Burada emir cümlesi olumlu, yapmamız gereken geri dönüşüm. Burada da yapmamız gereken toplu taşıma araçlarını kullanmak. Emir cümlesi olumlu, must'la yazdım. Şimdi burada doğru kelimeyi seçeceğiz. Hadi bakalım. Pollute the environment. Çevreyi kirletelim mi? Hayır. Mustn't. We mustn't. Kirletmemeliyiz. Must yapmalı, should yapmalısın tavsiyesi. Yapmak zorundasın must. Use eco-friendly products. Evet, must. Kullanmak zorundayız. Çevre dostu ürünler. Always use our cars. Her zaman kendi arabamızı mı kullanalım? Hayır, toplu taşıma tercih etmeliyiz, değil mi? Havayı kirletmemek için. We mustn't always use. Her zaman değil. Use renewable, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız. Evet, şimdi de buradaki kelime gruplarını kullanarak bu geri dönüşüm işlemiyle ilgili cümleler yazın bakalım. İlk olarak ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Sonuçta ne yapacağız? Bakın, first, then ve finally kelimelerine dikkat. First, sort out glass, paper, plastic and metal. İlk önce ayırmak, sort out ayırmak. Bakın her birini ayrı torbalara. Then sonra ne yapıyoruz? Separate them into different bags. Her birini farklı torbaların içine yerleştireceğiz. Ve finally sonuç olarak put koymak. Hepsini geri dönüşüm kutularına, doğru kutunun içine koyacağız. Evet, şimdi birkaç parça okuyacağız sizlerle. Hem okumamızı geliştireceğiz, hem diyalog diyorum, telaffuzumuzu geliştireceğiz, hem de kelime bilgimizi arttıracağız. Burada bilmediğiniz kelimeleri söylediğim anda hemen videoyu durdurun ve not alın. Çevreyi korumak için, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için ne yapmalıyız, ne yapabiliriz onu konuşacağız. Öncelikle deforestation. Ormansızlaştırma, ormanların yok edilmesi. Neymiş bunun anlamını bir öğrenelim tekrar. Cutting down the trees, ağaçları kesmek, severely and illegally. Severely ciddi boyutta demek. Yani hiçbir şey kalmayacak. Fazla fazla demek. Illegally, illegal diye Türkçe'ye de geçmiştir. Kanunlara aykırı bir şekilde. Yani yasak, burayı kesemezsin diyorlar. Gene gidip kesiyorsun. İşte bu illegal. Kanuna aykırı demek. People cut them for many reasons like agriculture, furniture and paper products. İnsanlar, people kesiyorlarmış. Ne için? For için. Bir sürü sebepten. Tarım, agriculture, tarım, tarım arazisi açmak için. Furniture, mobilya, mobilya yapmak için. Ve paper, kağıt ürünleri. Biliyorsunuz kağıt ağaçtan, odundan yapılıyor, üretiliyor. Deforestation, ormansızlaştırma has negative effects on earth. Dünya üzerinde negatif yani olumsuz efekti, etkisi var. Oxygen in the air decreases. Oksijen, havadaki oksijen azalır. Decrease, azalmak. Greenhouse gases enter the atmosphere
and the temperature increases. Sera gazları var, tehlikeli gazlar. Bunlar atmosfere girer ve sıcaklık artar. Temperature sıcaklık, increase artmak. Tekrarlıyorum, decrease azalmak, increase artmak. Ve bu değişiklik, this change, threatens a lot of plants and animal species. Threaten tehdit etmek demek. Kimi tehdit ediyor? Birçok bitkiyi ve hayvan türünü. Species tür. We should use recycled items such as notebook papers, books, shopping bags to prevent deforestation. Ne kullanmalıyız? Geri dönüşümden üretilmiş, geri dönüştürülmüş maddeden yapılmış defterler, kağıt, kitap, alışveriş çantası, bunları kullanmalıyız. Prevent, önlemek için. İşte bunu önlemek için. We must, yapmak zorundayız. Ama immediately stop destroying forests. Immediately, right away ile eş anlamlı. Hemen, derhal, hiç vakit kaybetmeden demek. Hemen bu ormanları yok etmeyi durdurmak zorundayız. Peki bir de enerji ile ilgili parçamız var. Wasting energy, enerjiyi boşa harcamak demek. Waste, boşa harcamak. People use energy for many reasons. For cooking, lighting, heating and entertainment. İnsanlar enerjiyi bir sürü reason'dan, sebepten dolayı kullanırlar. Cooking, yemek pişirme. Lighting, aydınlatma. Heating, ısınma. Ve entertainment, eğlence amaçlı. But, ama, we mostly use it carelessly. Çoğunlukla, mostly, nasıl kullanıyoruz biz enerjiyi? Careless, dikkatsiz bir şekilde kullanıyoruz. Care, dikkat. Careless, dikkatsiz. Overusing the energy sources causes climate change. Overuse, fazla fazla kullanmak. Yani ihtiyacının üzerinde bir kullanım. Neyi kullanıyoruz? Enerji kaynaklarını çok fazla kullandığımızda cause, sebep olmak demek. Bu iklim değişikliğine sebep oluyor. It also causes higher energy costs. Ayrıca, also, neye sebep oluyor? Yüksek enerji maliyeti. Cost, maliyet, para demek. You have to pay much more money. Much more, çok daha fazla. Çok daha fazla para ödemek zorunda kalırsın diyor. We should use renewable sources like water, wind and solar energy to reduce these harmful effects. Şu tavsiye veriyor, kullanmalıyız diyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız diyor. Mesela su, rüzgar, güneş enerjisi. Peki niye kullanmalıyız bunları? İşte tu'dan sonrası bunun için. Reduce, azaltmak için. Zararlı, harmful, etki. Zararlı etkileri azaltmak için bunu yapmalıyız. We shouldn't use fossil fuels as energy source. Fosil yakıtları kullanmamalıyız enerji kaynağı olarak. Mesela petrol, mazot gibi, benzin. We should choose energy saving bulbs, enerji tasarruflu ampuller demek. Bunları kullanmalıyız. Choose, tercih etmek. And devices, aletleri, enerji tasarruflu cihazları tercih etmeliyiz, seçmeliyiz. We mustn't set the thermostat too high. Termostat ısı derecesi biliyorsunuz. Bunu çok yüksekte tutmamalıyız. We mustn't wash our clothes in too hot water. Çok sıcak suda yıkamamalıyız çamaşırlarımızı. Ve we have to take necessary precautions to save energy sources. Enerji kaynaklarını korumak için ne yapmak zorundayız? Gerekli önlemleri almak zorundayız. Take precaution, önlem almak. Necessary, gerekli. Bakın bütün kelimeleri tek tek size çevirdim. Eğer not aldıysanız gerçekten kelime hazneniz bomba gibi olacak bu dersten sonra. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Videoyu like'lamayı, beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı diyorum. Beğendiğinizde çok mutlu oluyorum.
Evet, tekrar bu videoda aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için 8. sınıf için bir deneme kitabım var. İsterseniz siz de seneye 8 olacaksınız. Şimdiden alıp inceleyebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Ya da okulunuzdaki 8. sınıf öğrencilerine, çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Nereden bulacağız hocam bu kitabı? Bu videonun açıklamalar kısmına bir link ekledim. O linki tıklayarak evinize en yakın kırtasiyeye kolayca ulaşabilirsiniz. Kitabı alanların yorumunu bekliyorum. Eğer bulamaz, sıkıntı yaşarsanız bana haber verin. Evet, bu ünite için tam 3 tane video paylaştım sizlerle. Konu anlatımı, kelime çalışmaları ve konu pekiştirici, reading, okumanızı geliştirici aktiviteler. Bu üçünü de mutlaka izlemelisiniz. Bir tanesi eksik kalmasın. Tabii ki derslerimiz devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın ve mutlaka bildirimleri açın. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.